MHP'nin eski milletvekili Arzu Erdem bir görüşmeleri var, ziyaretleri var e, kendi başına. Aynı zamanda da sosyal medyada da paylaşıyor ama bu ziyaretler, görüşmeler MHP içinde rahatsızlık yaratıyor. Genel Sekreteri MHP'nin e, İsmet Bey İsmet e, Büyük Ataman Erdem'in çalışmaları, şahsi çalışmalarıdır. Bizim e, partimizi bağlamaz dedi. Tepkisi böyleydi ama şunu hatırlatmak lazım. Erdem Arzu Erdem Devlet Bahçeli'ye bağlılığını söyleyerek e, ifade ederek istifa etmişti partiden. Bir de kardeşinin de benzer bir durum yaşadığını hatırlatan Sinan Ateş'in eşi e, ablası Selma Ateş'in kendisine bir uyarısı var. Bakanlarımız, kurumlarımız. Paylaşım krizi MHP'de istifayı da beraberinde getirdi. Eski MHP milletvekili Arzu Erdem. Atatürk'ün milli mücadeleye devam edebilmek için ordudan istifa edip sine millete döndüğü gibi dedi, parti üyeliğinden ve MHP delegeliğinden istifa ettiğini duyurdu. İşte o istifayı getiren süreç, Arzu Erdem eski MHP milletvekili, MHP lideri Bahçeli'ye yakın isimlerden. Geziyor, ziyaretlerini sürdürüyor, görüşmeler gerçekleştiriyor. Her birinde sosyal medya hesabından tek tek paylaşıyor. Bu durum MHP'de rahatsızlık yarattı. Arzu Erdem'in çalışmaları partimizin bilgi ve izni dışındadır. Arzu Erdem'in MHP eski milletvekili sıfatını kullanarak yaptığı çalışmalar Milliyetçi Hareket Partisi'nin programı değil kendi şahsi çalışmalarıdır. Ve bu çalışmaların partimizle bir alakası yoktur. Eski MHP milletvekili Erdem son olarak Kars, Bayburt ve Trabzon'a gitti. Deniz kuvvetlerinde görevinden istifa eden tüm amiral Cihat Yaycı ile fotoğraf çektirdi. MHP'li büyük atamanın sosyal medya hesabından yaptığı çıkışta tam da bu görüntülerin ardından geldi. Büyük Ataman Erdem'in tüm çalışmalarının partinin izin dışında olduğunu söylese de Arzu Erdem aksini savundu. Çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Saygıdeğer büyüğümüz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bana kesinlikle istifa etmemem gerektiğini ve çalışmaları yapmama müsaade ettiğini tevdi etmiştir. Bu durumda yapmış olduğum çalışmaların parti görevlendirmesi olmadığı lakin Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde olduğunu hatırlatmak isterim. Sayın İsmet Büyük Ataman'ın yapmış olduğu bu açıklamayı hangi gerekçeyle yaptığını ve neyi kastettiğini ve neden rahatsız olduğunu anlamadığımı ifade etmek isterim. Bundan sonra da çalışmalarımı siyaset üstü bir anlayışla sürdüreceğim. Tartışma 30 Aralık 2023'te Ankara'nın göbeğinde öldürülen Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'in paylaşımıyla devam etti. Abla Ateş, Arzu Erdem'e dikkat edin çağrısında bulundu. Arzu Erdem bu başlangıç bana kardeşimi hatırlattı. Ona da gezme, fotoğraf verme, çalışma yapma, kitap çıkarma dediler. Sonrasında itibarını yok etmek için hınçla saldırdılar. Bu partide kimsenin görev sonrası sosyal bir çevresinin olabileceği ya da Türk milleti için herhangi bir çalışma yapabileceği kabul edilmiyor. Kendinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ve tüm bu gelişmelerin ardından Arzu Erdem Devlet Bahçeli'ye olan bağlılığının altını çizerek baskı olmadan ve özgür irademle diyerek MHP delegeliği ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.